Şu anda Samandağ'da Vakıflı köyündeyiz. Bu köy gerçekten birçok kişinin daha önceden ziyaret ettiği çok güzel bir köy. Neyse ki az hasarlı bir köy ama buradakiler de dayanışma içerisindeler herkesle ve birlikte o ağları kuruyorlar. Onlara ziyarete geldik. Samandağ'da, Antakya'da çok büyük yıkım var. Ben daha öncesinde Antep'te Islahiye ve Nur Dağı'ndaydım ve köyleri dolaştık belli ölçüde. Oralarda da yıkım çok büyük. Yıkım hepimiz için büyük ama kadınlar için, çocuklar için gerçekten farklı şeyler olabiliyor. En önemlisi mesela bir tuvalet ihtiyacı. Yani gerçekten bunu her yerde görüyoruz. Hala tuvalete, hijyene ulaşmak mümkün değil. Yani kadınlar özellikle tuvalete gitmeyeyim diye çaba gösteriyorlar. Biz de gösterdik bu çabayı. Yani gitmeyelim ki hani gerçekten o şeyle karşılaşmayalım diye. Bu ne kadar mümkün ve yapılabilecek bir şey aslında. Yani burada insanlar söylüyorlar, getirilebilir mobil tuvaletler, kurulabilir her yere. Bu yapılmıyor. PED'i söylemeye utanıyorlardı mesela. Sanki bu gerçekten çok temel bir ihtiyaç değilmiş gibi. Neyse ki bu kadın örgütleri, feministler ve bütün kadınlar tarafından, STK'lar tarafından yayıldı ve artık erkekler dahi evet PED ihtiyacınız var mı diye köylerde dahi soruyorlar. Yani buna tanık oldum ben birçok kere. Çocuk bezi. Şimdi kadınlar nedense çocuklardan hep sorumlu gibi hissedildiği için, Türkiye'deki roller, toplumsal cinsiyet rolleri böyle dağıtılmış olduğu için, böyle yaşandığı için kadınlar tabii çocukları da hoş tutmak, onların travmalarını da dindirmek zorunda hissediyorlar kendilerini. Hani temel ihtiyaçların dışında çocuk beziydi veya oyuncak mesela. Oyuncak hala bir ihtiyaç çocuklar için. Çünkü çocuklar gülebiliyorlar, oynayabiliyorlar ve hala oyuncağa ihtiyaç hissediyorlar. Yani ne yaşadıklarını belki daha sonrasında ortaya çıkacak, daha sonrasında ifade edebilecekler. Genel olarak görebildiklerim bunlar benim. Ama hakikaten bütün feminist örgütlerin, bütün kadın örgütlerinin kısa vadede değil, yani sadece şu 10 gün için değil çabaladıklarını biliyorum. Ama uzun vadeye yayarak bu dayanışmayı büyütmeleri lazım. Yani hep yanlarında olmamız lazım. Bugün az önce mesela Ortodoks Kilisesi'nde Julian Hanım'la sarıldık. Dedi ki, yani bu sarılma nasıl bize iyi geliyor anlatamam dedi. Gerçekten o sarılmayı yaşatmamız lazım, yaşamamız lazım. Bizim de buna ihtiyacımız var. Yani çünkü onlar kayıpları var biliyorum ama biz de hani seyirci değiliz ama dışarıdan gelmek de aynı zamanda bir travma yaşatabiliyor insanlara. O yüzden birbirimize sarılacağız ve yaralarımızı birlikte saracağız.